Merhaba değerli izleyiciler. Bir Atçılık Sohbetleri programıyla da sizlerle beraberiz. Yanımda her zaman olduğu gibi değerli dostum Sadun Oktay var. Merhaba Sadun, hoş geldin. Merhaba Demir'ciğim, hoş bulduk. Evet, bu ayki konumuz öncelikle Türkiye'ye gelecek olan iki tane aygırdan bahsedeceğiz. Bunu tabii bütün atçılıkla ilgili olan herkes duydu. Evet. Şimdi biraz bunun üzerine konuşalım istersen. Bu aygırlar kimdir? Atçılığımıza, yetiştiriciliğimize ne gibi faydalar sağlayacaklardır? Onlara bir bakalım. Öncelikle authorized'dan başlamak istiyorum. Ne diyeceksin orijini hakkında? Ünlü aygır Monjel'in oğlu. Hı-hı. Annesi Sunrise kızı. İstiyorsan sen önce gelişlerinden bahset, sonra ben ondan nasıl yararlanacağımız hakkında, olur, ne gibi kıssaklarla eşleştirirsek neler elde ederiz, biraz da anne hattı, biraz da içinde barındırdığı bedinklerden bahsedelim. Hı hı. Yetişicilere bir faydamız olur diye düşünüyorum. Tamam, o zaman ben kısaca şöyle, hı hı, bahsedeyim. Yarış hayatından bahsedersen. Authorized Darlehstad'dan alınmış, Şeyh Muhammed'in sahibi olduğu bir organizasyon. 2004 tarihinde doğmuş, 2007 yılında 3 yaşlılık sezonunda Grup 2 Dante Stakes galibiyeti var. Akabinde de İngiliz yarışçılığının derbisi olan Epsom Derby'yi kazanmış. Dünyanın en önemli yarışlarından bir tanesi. Belki de en kıymetlisi. Tabii, değil tabii. Mi? Ve şampiyon 3 yaşlı Tay seçilmiş bu arada. Ve kariyerinde de 7 koşuda 4 birincilik, 1 ikincilik ve 1 de üçüncülük yapmış. Bildiğim kadarıyla kendinden yaşça büyük olanları 3 yaşındayken önemli bir yarışta geçti. Evet, o da Grup 1 Judgment International Stakes. Evet. Şimdi tabii Authorized'ın bir önemli nokta da Epsom Derby kazanmış bir aygır. Türkiye'ye en azından modern atçılığımızla ilk defa geliyor. Yani çok önemli bir aslında transfer diyebiliriz yetiştiriciliğimiz için. Mutlaka öyle. Evet, bu arada tabii Türkiye'ye daha önceden Authorized yavruları gelmiş. Evet. Bici Bici ve Toruk Maktu. Toruk Maktu zaten aygır, hali hazırda. Hali hazırda. Bici aygır. Bici zaten önemli yarışına seyrettiğimiz bir dişi taydı. Hı hı. Demek ki pistlerimizde de bir uyum sağladığını söyleyebiliriz, öyle değil mi? Tabii. Bu çok önemli. Hep ben programlarda bunu da söylüyorum. Hı hı. Aygır almak ya da kısrak almak, at almak, hı hı, önemli, güzel şeyler ama yurt dışına ithal etmek, ülkemizin pistlerine uyumlu, şartlarına uyumlu atlar alırsak, hı hı, bizim için daha kıymetli. Evet. Dünya genelinde grup koşu galibi yavruları var tabii ki. Bunlar Prize Money, Maygrove, Lacey, Ransnest, Signoff, Daksha, Waking Moment, Sugar Boy, Autor ve Ashrin gibi önemli temsilcileri var. Tabii birçok yavrusu var. Ne diyeceksin? Demirciğim, ben biraz Pedix'te babasından ve annesine, kısrak babasından bahsetmiştim. Biraz daha detaylı bakalım. Hı hı. Şimdi babası Monje, zaten çok önemli bir aygır. Bilinen, kulmon bir aygırıydı. Annesi Fancy, Samuels kızı. Yani birinci kısrak babası Blaşkun Redgard, Nasrullah hattına kadar gidiyor. Hı hı. İkinci kısrak babası Liffard, Northern Dancer'ın bir temsilcisi. Sen de oradan bakabilirsin. Hı hı. Fakat üçüncü anne Green Valley, bir Valdeluva kızı. Zaten Authorized'ın pedigrisinde Valdeluva'nın bir line building'i söz konusu. İzleyiciler detaylı baktıklarında görecekler. Bu hatta, anne hattı da, sen de daha önce de konuşmuştuk, Green Dancer gibi çok önemli bir aygır, aynı zamanda kısrak babasının da anne hattı. Dolayısıyla Authorized ileriki yıllarda bize kızları yoluyla, yani yine bir kısrak babası daha elde ettik, hı hı, diyebiliriz. Kızlarından uzun yıllar faydalanacağımız bir pedigreye sahip Authorized. Tabii çok 2 yaşında kazandığı o yarış çok önemli. Yani bir atın, bir aygırın 2 yaşında koşması, başarı kazanması, hele öyle bir yarışı kazanması tabii ki kariyer açısından çok önemli. Yavruları 2 yaşında belli mesafelerde, kısa mesafelerde başarılı olduktan sonra uzunda da başarılı olacağını zaten pedigrisi bize anlatıyor. Hı hı. Programdan evvel seninle konuştuğumuzda da özellikle bu Valdeluva'yı ben, evet, sana sormuştum ve çok uzuncu diye, evet, bahsetmiştim. Dayanıklı, uzuncu demeyeyim de stamina özelliği, dayanıklı özelliği oldukça
pedigrilere katan bir. O zaman bu, şunu söyleyebiliriz değil mi? Authorize'ın pedigrisinde Stemine'ın oldukça güçlü olacak. Ona göre bizim kısraklar çekmemiz gerekiyor. Kısrak eşleştirmeleri. Tabii ona göre yapmamız lazım. Yine Rasmussen faktörü, yani kısrak inbreeding'ine yetişkilerimiz çok meraklılar. Fakat onu kullanırken her kısrak üzerine bunu denemememiz lazım. En büyük yanlışı orada yapıyorlar. Fakat burada Grimval'e, yani bu Sly Pola var dördüncü haline, onun kan hatlarından, onun soyunda onu, o ismi barındıran atlarla böyle bir eşleşme, yani Sly Pola üzerine bir inbreeding yapabilirler. Nasıl aygırda yapıyoruz, kısraklar üzerinde yapıyoruz ama yapmamız, bundan sonuç almamız için de böyle doğru kısraklar yapmamız lazım. Grimval'e ya da Sly Pola üzerine böyle bir şey çalışma yapabilirler rahatlıkla. Anladım. Ama yine mesafeyi ve dayanıklılığı vereceğini unutmasınlar. Bu atın pedigrisinde yukarıda Monjo gibi hani mesafe tutacak at, sanki Monjo deyince insanların dikkatini onlar çekiyor ama asıl anne atındaki bu üçüncü ve dördüncü anne bu atın pedigrisindeki staminayı veren esas yer orası. Onun üzerine bir inbirlik deneyebilirler ama yine dayanıklık ve uzun mesafeden atlar alacaklardır. Dolayısıyla önümüzdeki senelerde bir Gazi galibi görebilme ihtimali mutlaka olabilir. Tabii buna uygun kısraklar çekeceklerdir. Çok çok uzuncu kısraklarla Authorize'i denemesinler bence. Daha orta mesafe. Orta mesafe kısraklarla şey yapabilirler, başarılı olabilirler. Bu arada Authorize'i hemen geçmeden evvel tabii Darley Start'ta bunun dışında Şamardal, Teofilo gibi tabii. Çok dünya cümlü aygırlar var. Şamardal zaten son zamanlarda iyice kendi isminden bahsetmeyi başlattı. Herhalde artık Teofilo. Evet, Teofilo da yine Galileo'nun bir temsilcisi. Tabii bir de Dubavi var. Dubavi tabii yani onun kendi malları. Ve sanıyorum eğer araştırmalarımız yanlış değilse orada en son aşım ücreti de 12 bin euro civarlarındaymış. Yani aslında Authorize, evet. İyi rakamlar. Esas da şöyle bakmak lazım. Hani 12 bin euro ya da başka bir fiyat. Şimdi önemli olan bir İngiltere derbi galibinin bir harada bulunup o haradan satın almak. Bu anlamda tabii bir kariyer var. Tabii bir kariyer var. Doğru bir iş yaptı. Şimdi işin aslı sadece Türkiye'yi değil, genelde dünyayı değerlendirdiğimizde bizim elimizdeki bulundurduğumuz Aygır Stoğu oldukça kaliteli. Anladım. Şimdi ikinci Aygır'a geçmek evet, istiyorum. Amerika'ya evet, Amerika'ya oradan uzanıyoruz herhalde. Amerika aslında bu bir Mekik Aygır. Evet. Amerika ve Arjantin olarak. Mekik Aygır'ın da ne olduğunu söyleyelim, belki bilmeyenler olur. Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre'de aşıma giden aygırlara Mekik aygır sezonluk diyoruz. Her iki yarımkürede de aşım yapıyor. Evet, sürekli yıl boyunca aşım yapıyor. Herhalde toplamda 9 ay kadar bir aşım yapmış. Evet, evet. Düşünebiliriz. Şimdi bu Bodmeister tabii Amerika'dan geldi. Windstar Farm'dan. Windstar Farm evet. Dünyanın evet, Amerika'da çok bilinen haralarından bir tanesi. Evet, Amerika'da da zaten herhalde en üst şeyde statüde olan aralardan bir tanesi Kentucky'de. Bunlarda da çok iyi aygırlar var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. More Than Ready, Tiznow. Tabii. Ki işte tabii çok iyi. Evet, Tiznow evet. Tizbey'in, tabii. Daha doğrusu Gazi Kazanat'ın babası evet, Tiznow'un babası. Evet, diyelim. Constitution ve Distorted Hammer, evet. Bunlar 80 bin, 70 bin, 50 bin dolarlarda aşım yapan aygırları. Bodmeister'da 2018 yılında 40 bin dolara Amerika'da aşım yapıyormuş. Son olarak 2019 yılında da 25 bin dolara aşım yapmış. Yani aslında oldukça iyi rakamlar. Şimdi biraz bunun kariyerinden bahsedeyim ben. Yavruları klasik koşu galibi Empire Maker, pardon, babası Empire Maker, evet. Klasik koşu galibi, annesi ise grup koşu galibi, grup 1'de de plasesi bulunan
Untouched Talent. Evet, bir Stormcat kızı. Stormcat kızı. Bunlara sen ayrıca girersin. 6 koşu sürmüş yarış hayatı. Bunlardan bir tanesi grup 1 Arkansas Derby. 9.5 boyla kazanmış. Evet. Akabinde de Triple Crown'ın ilk iki ayağını oluşturan Kentucky ve Preakness Stakes'te ikincilik elde etmiş. Evet. 2017 yılı grup 1 Kentucky Derby galibi Always Dream Dreaming'i vermiş evet, babası. Evet. 2017 yılını Kuzey Amerika'da Second Crop yani ikinci jenerasyon evet. Taylor veren Aygür olarak zirvede tamamlamış. Bodmeister dünya genelinde 12 Black Type yavru vermiş. Şimdi birazcık da pedigrisinden bahsedelim. Pedigrisi babası Empire Maker, annesi Untouched Talent, Stormcat. Kızı ikinci kısrak babası AP'li, üçüncü kısrak babası da Roberto, dördüncü Nijinsky. Yani esasında ben hep annelere takılırım. Şöyle baktığınızda üçüncü ve dördüncü kısrak babaları Avrupa. Hatta ikincisi de Avrupa sayılabilir. Öyle bir pedigriye sahip. Northern Dancer inbreeding'ine sahip. Agrensano ve Stormberg yolu ile. Yine annesi Untouched Talent'da Sekreterya gibi bir aygırın line breeding'ine sahip. Bodmeister'ın yavrularına ben şöyle baktım. Demirciğim hem kumda hem çimde başarılı oluyor. Zaten Arjantin'de Mexico aygırı olması da çimde iyi gittiğini göstergesi yavrularının. Dolayısıyla şimdi Türkiye Jockey Kulübü bana soruyorsun hem çimde hem kumda çekilen kısraklara göre yavru verecek bir aygırı satın almış. Bence çok başarılı bir alım. Peki pedigree olarak Stemine mi? Yani orta mesafeli aygır. Ben televizyon programında da söylüyorum. Bence dünyada artık en geçerli aygır tipi orta mesafe aygırı. Bir de pedigree bakımından yavrularını incelediğimde aygırla içinde bulunduğum Northern Dancer'lara yine bir Northern Dancer hattından gelen kısrak çekilmiş mesela. Hani Northern Dancer'a kapalı gibi gözükse de ondan vermiş. Yine in reality kullanılarak yani esas da aygırın kendi içinde bulundurduğu bütün aygırlarla, inbreeding olan aygırlara tekrar bir inbreeding denenmiş ve başarılı sonuçlar almış. Ama yesler için bir başka tüyo benden. American Farrow'un pedigrisiyle çok benzer. Pine Norton'ları, Empire Maker aynı şey. Ve yine onlukta Stormcat olduğuna göre American Farrow'a kağıt üzerinde ama bu dediğim uyan kısraklar onun başarılı olan atların yavrularını inceleyerek burada bir deneme yapabilirler ama inan ki hani bu aygırın bu çimde giden orijininden dolayı Türkiye'de birçok buna uyumlu kısrak bulunacaktır. Yani senin bir de Demirciğim başka bir şey daha söyleyeyim. Annesi Empire Maker'ın annesi Tussaud'da çok önemli bir kısrak. Onun kollarından gelen kısrak atlarıyla da böyle bir kağıt üzerinde bir çalışma yapılabilir. Evet, buna dikkat etsinler yetiştiricilerimiz. Bence pedigree meraklı arkadaşlar bunun üzerine çok oynayacaklardır bu aygırı. Peki, Victor Galop'la bir benzerlik var mı? Pedigree anlamında söylemiyorum. Tip olarak mı? Tamamen yani şöyle bir dönem sorusu. Victor Galop getirildi. Olabilir. Ve sanki olabilir. Değil mi orta mesafe olabilir. Böyle bir benzerlik var. Biliyorsun ki Victor Galop'ta kendisine çekilen kısrakların durumuna göre çimci kumcu öyle değişik mesafede çok şampiyon şeyler atlar verdi. Dolayısıyla da yeni bir Victor Galop'umuz olmuş olabilir. Türkiye Jockey Kulübü'nün ikinci Victor Galop'u olabilir diyoruz. Öyle bir beklenti var. Bir beklenti var. Şimdi tabii Türkiye'ye gelecek olan aygırlar bu şekilde. Artık aşım sezonu yaklaşıyor. Birazcık da programımızın ikinci bölümünde bunlardan bahsedelim istiyorum. Tabii. Ne gibi önerilerim var? Yani şu anlamda soruyorum. Şimdi insanlar tabii eşleştirmeye çok meraklı ve bazı internet sitelerinde uygulamalar kullanıyorlar bunun için. Tabii onlar da temel bir mantığa dayalılar. Yani aslında çok detaycı bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Değil tabii ki. Yani esasında pedigree'ye meraklıysanız, hele bir kısrağınız da varsa, ona uygun olan
bir aygırı evde bir akşamleyin oturup böyle kahvenizi içerken bilgisayarı size kullanıyor, şey yaptığı internetin ya da işte bir teknolojinin size sunduğu nimetlerden yararlanabiliyorsunuz. Ama tabii bunların hepsi kağıt üzerinde oluyor. Peki ne diyorsun? Yetiştiricilerimiz bu eşleştirmeyi yaparken, çünkü şu anda artık bu önümüzdeki 1-1,5 ay içinde bu eşleştirmeleri yapmak durumundalar. Aynen öyle. Nelere dikkat etsinler? Nelere baksınlar? Ben her zaman şuna bakıyorum, şunu tavsiye ederim. Birazcık da zaten sen bana pedigri sordun. Ben hemen ne yaptım? Birinci, ikinci, üçüncü kısrak babalarına baktım, onları okudum. Kısrak babalarının televizyon programında da bulunuyorsun. Kısrak babalarının hayatın pedigrisinde, performansında insanların düşündüğünden çok daha fazla etkin rolleri var. Ben ona bakarım. Sadece kızları yoluyla annelerin neler verdiğine bakarım. Ama eğer ki tam böyle daha kısa bir yoldan daha bir açıklayıcı bir bilgi istiyorsa şöyle yapabilirler. Mesela diyelim ki bu aygır için söylüyorum. Diyelim ki Spanish Parade diye bir kısrak var. Üçüncü anne. Bu anne hattının dişilerin hangi aygır hatlarından başarılı yavrular vermişlerse o aygır hattından gelen bir aygırla eşleştirirlerse, yani o anne familyası demek ki bir aygırla şey yapıyor, uyum sağlıyor. Onunla denerlerse bence çok düz bir mantıkla, çok başarılı, çok kolay bir mantıklı bir yol bu bence. Dolayısıyla bu daha profesyonelce oluyor, öyle değil mi? Tabii. Öteki türlü işte annede Northern Dancer varmış, babada da Northern Dancer varmış. Aa, bunlar uyumlu. Yok, diye öyle bir şey yapmasın. Çok yok. Sığ bir düşünce, evet, oluyor değil, evet, mi? Evet. Ya da hani harfe rakama takılmanın hiçbir anlamı yok. Anladım. Şimdi burada senin Pedigree Sohbetleri kitabında özellikle bir konu çok dikkatimi çekti benim. Burada şöyle bir şey söylüyorsun. Eğer daha önce doğum yapmış bir anneye eş arıyorsak işimiz daha kolay. Çünkü önceki yavrularına bakarak onun uyum sağladığı babayı ya da babaları görebiliyoruz. Ki bundan biraz bahsettik. Biraz bahsettik. Evet. Yani ben üçüncü anneden bahsetmiştim ama evet, birinci annede bunu, evet, görüyoruz. Evet. Şimdi bunun üzerine o yüzden ben söylemek istedim. Bir de şu şekilde devam ediyorsun. Ancak ülkemizde sık karşılaştığımız bir durum daha var ki o da eğer annenin yavruları henüz koşma yaşına gelmemiş ise genelde yetiştiricimiz her sene değişik bir aygır deniyor. Avrupa'da bu durum böyle değil. İlk doğurduğu taya bakarak, evet, eğer düzgün, nizami bir tay doğurmuşsa onun üzerinden devam ediyorlar, evet, demişsin. Bize bu biraz uygulamada zorluk çekiyoruz. Neden? Çünkü siz çektiğiniz doğuran tayın babası yer değiştirdiği için, dolayısıyla siz bu sene başka bir aygır önerebiliyorsunuz. Eğer ilk doğan tay başarılı olmuşsa sizin tekrar onun öz kardeşini sahaya getirmeniz 4-5 senenizi alıyor, o zaman da aygır artık yaşlanır ya da fırsat olur mu bilemem. Biraz pratikte uygulamada tabii zorluk çekiyoruz bu sistemden dolayı. Ama mecburuz, Türkiye böyle yani. Demek ki şunu söylemeliyiz. Dünyada bu işi gerçekten profesyonelce, yani daha doğrusu atçılıkta ileri olan ülkelerde, evet, uygulama bu şekilde. Biz de atçılıkta artık zirveye oynayan bir ülkelerden biri olduğumuz için bizim de artık taylarımızın gerçekten doğru uyumu yakalayıp yakalayamadığını daha taylığında anlayıp, aynen, değil mi? O yolda devam etmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle, öyle yapmamız lazım. Evet. Anladım. İlk defa anne olarak denenecek kısraklarda nelere dikkat etmemiz gerektiğini inceleyeceğiz demişsin. Ülkemizde genelde kısrakların anneliğe ayrılımı Avrupa'ya oranla daha geç oluyor. Daha çok yarış koşuyoruz. Ben her zaman şunu söylerim. Yurt dışında atlar yarış hayatı bittikten sonra para ediyorlar. Türkiye'de ise yarış koşarken para ediyorlar. Yarış koştuktan sonra anneliğe ayrılımda hakikaten çok ucuza gidebiliyorlar işin aslı. Bir de başka bir şey daha var. Genelde böyle bana pedigri soranlar işte şuna çekeceğim, şunu istiyorum, sağlam bir falan diyorlar ama tamam diyorum ama ilk tayı diyorlar. İlk tayına da çok pahalı bir aygıra ya da çok flash bir isme gitmek istemiyorlar. O da eski bir şey. İnanış. İnanış işte ilk tayı iyi olmaz gibisinden öyle bir şey var ama ilk tay tabii ikinci, üçüncü tay olarak daha küçük doğuyor. O ayrı bir konu. Hani kilo olarak ya da boyut olarak küçük olması.
kalitesi olacağı anlamına gelmiyor. Settlers Wells ilk annesi, evet, Northern Dancer da annesi Nikita'yı. O yüzden ben hep bunu derim. O zaman hani işte yaşlı kısrak, genç aygır, yaşlı kısrak falan. Hı-hı. Hani eğer olaya köylü köylüne bağlanırsanız birçok size örnekle bu tip şeyleri ben çürütebilirim. Demek ki bunlara da çok takılmamak gerekiyor. Yok, hayır, hiçbir şey yok. Esasında bu konuları hani şey yaparsak, ele alırsak bizim program çok uzun sürer. Dolayısıyla soru arka arkaya gelir. Başka programda da bence sadece bununla ilgili bir şey yapabiliriz, program yapabiliriz yani. Onun 14 soruyu cevaplayabilirim. Konuşacak çok şey evet, var. Evet, çok var tabii ki. Öyle yapacağız. İzleyicilerimizden de tabii ki sorular da bekliyoruz bu anlamda. O zaman programımızı kapatalım istersen. Sanırım kısa kısa bilgiler verdik. Umarım izleyicilerimize de faydalı olmuştur. Bence olmuştur. Olmaya devam eder bundan sonra programda. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler. Bir Atçılık Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.